Cansu'nun durumu nedir Asım Bey? Aslında hiç de fena değil Sanem Hanım. Yalnız biraz konsantrasyon problemi var. Zamanla onu da aşarsak çok daha iyi yol alacağız. Anlıyorum. Konsantrasyon problemi. Tamam, bu konunun üstüne eğilmemiz gerekecek. Peki çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte bekliyoruz. İyi günler. İyi günler. Cansucuğum, takıldığın bir yer olursa dilediğin zaman arayabilirsin. Teşekkür ederim hocam. Konsantrasyon problemi. Neden hiç şaşırmadım acaba? Cansu, bak dershaneye gitmek istemiyorum dedin, babanı ikna ettin. Onu bir kere daha hayal kırıklığına uğratırsan bunda benim de payım olacak. Elimden geleni yapıyorum. İstersen bana hiç laf anlatmaya çalışma. İkimiz de senin neden konsantre olamadığını biliyoruz değil mi? Çünkü hala hayal aleminde yaşıyorsun. Bütün aklını, vaktini hiç tanımadığın bir çocuğa harcıyorsun. Ya ders çalışacağına isim ezberliyorsun. Ya hala isim ezberliyor diyorsun ya. Ben yazmadım diyorum sana, anlıyor musun? Ben yazmadım. Sen yazmadıysan kim yazdı? Ben mi? Pelin mi yazdı? Ya ben yazmadım. Ha bak. Ben böyle yazamam, tamam mı? Yani böyle resim yapar gibi yazamıyorum ben. Ama sen bunu nereden bileceksin ki? Konuyu saptırma. Ve sakın beni aptal yerine koyma. Ben yazmadım ya, ben yazmadım. Ay, Cansu. Ağlama anneciğim. Ağlama çocuğumu, ağlama. Canım benim. Kızım kızım, ay ay ay, ağlama yavrum. Ay. Ya ne yapsın? O da senin iyiliğini istiyor. Ya bırak Zerriha teyze ya. Ne iyiliğimi istiyor? Ben onun umurunda bile değilim. Onun tek derdi babama yaratmak. Ben zaten kimsenin umurunda değilim ya. Ay aşkım, nasıl olur böyle şey anne? Ay lanet olsun be. Gel hadi kalk bir yüzeyi gel. Hadi anneciğim gel. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Kusura bakmayın, öyle karışmak gibi olmasın da. Cansu çok çalışıyor. Sana öyle geliyor Zehra. Yok, olur mu? Dersin biri bitiyor, öbürü başlıyor. Tabii. Aklını vererek çalışmadığı için o derslerde boşa gidiyor zaten. Hangisi öyle değil ki? Hepsi öyle, hepsi. Ben bir enkaz devraldım. Haldun söylüyordu zaten. Annesinden yüz buluyor diyordu. Sonra unuttu ama. O da şımartmaya başladı Cansu'yu. Ceremesini de ben çekiyorum. Kızın her tarafı problem. Ama nasıl olmasın? Ben Cansu'yu bu kadardan bilirim. Öyle sessiz, sakin, kimseye zarar olmayan bir çocuktu ki. Ama ne zaman ki... Allah rahmet eylesin. Annesi gitti. Çocuğun sorunları başladı. En çok da Pelin'i kötü etkileyecek diye korkuyorum. Onun kadar olumsuz bir örnekle aynı evde yaşarken etkilenmemesi neredeyse imkansız. Aynı evde iki sorunlu çocuk. Çok fazla. Düşünsene Zehra. Şimdi Feriha ile Ömer senin yüzünü güldürüyor. Peki ya iki tane Mehmet olsaydı? O zaman ne yapardın? Onu da severdim. Evladım bir hata yaptı diye gözümden düşürecek değilim. Ondan iki tane değil, 10 tane olsa başımda, yüreğimde her zaman yeri hazır. Neyse. Annelik pek tartışılacak bir konu değil zaten. Kişiye göre değişir. Öyle öyle. Herkesin anneliği başka. Benim anamınki başkaydı, benimki başka, sizinki bizden de başka. Öyle.
Tabii öyle olacak. Kuşak farkı, eğitim, kültür farkı. Hayatı bunlar şekillendiriyor. Anneliği de. Vallahi benim bildiğim annelik akıl değil, yürek işi. Para, kültür, eğitim. Bunlar iyi anne olmaya yetmiyor Sanem Hanım. Ben her zaman yavrularımı yüreğimin üzerinde taşırım. Benim annelikten bildiğim bu. Başka bir şey var mıydı? Yok. Oldu, iyi günler. Can suyu yedi bitirdi, şimdi sıra benim çocuklarımda. Alo. Heh. Sağ olun Orhan Bey. Yok canım, ne zahmeti, gelirim pazara. Tabii tabii, siz bana tarif edin. Heh, minibüs yolunda. Oldu, bankanın önünde ineceğim. Tamam, ondan sonrasını ben yürürüm. Tabii. Oldu. Tamam, hemen geliyorum. Hemen, sağ olun.